Geç kaldık, bitti. Patates ve soğanın bugünümüzde en çok konuşulan gıda, sebze meyve maddesi olduğu görünüyor. Bunun geçmişte olan durumlarından dolayı bugüne geldi. Çünkü son 10 yıldır patates ve soğan ciddi bir şekilde zarar ediyor. Zarar ettiği için de üreticinin %80'i bu üretimden yavaş yavaş elini ayağını çekmek zorunda kaldı. Geri kalan %20 çiftçinin, üreticinin durumu ancak bu işi yapmaya elverişli oldu ve bundan dolayıdır ki bugün soğan ve patates fiyatları en yüksek duruma çıktı. Sebepleri ise şudur. Birincisi, üreticinin zayıflayıp üretimden vazgeçmesi. İkincisi, hava şartları mevsimsel olarak olan hastalıklardan dolayı bir dönüm diyelim ki tarladan geçen yıl 6-7 ton alırken bu yıl hastalıktan dolayı bu 2 tona düştü, 3 tona düştü. Bu da fiyata yansımış oldu. İşte bundan dolayı da fiyatlar bugünün şartlarıyla bu şekle geldi. Önümüzdeki bir ay zarfında ancak normale dönebilir. Şu an bu fiyat devam edecektir. Belki 6 lirayı bile geçme durumu olacaktır önümüzdeki hafta. Bunun Tarım Bakanlığı tarafından bizim görüşümüz, Tarım Bakanlığı tarafından bir tarım politikasıyla beraber yürütülmesi gerektiğine biz inanıyoruz. Çünkü tarım politikası olmuş olsaydı çok fazla üretim, az üretim diye söz konusu olmayacaktı. Dengeli bir üretim olacaktı ve dengeli de bir fiyat politikası ortaya çıkmış olacaktı. Her yıl şaşkınlık yaşanmayacaktı, artış yaşanmayacaktı. Bundan dolayıdır ki tarım politikasını uygulamak gerekiyor. Eğer bakanlığımız bizim ihtiyacımız olan patates ve soğanın rekoltesini ortaya çıkarıp üretim bölgelerini de buna göre düzenlerse
Ki bu da düzenlemekte çok zor değil. Şeker pancarında yapıldığı gibi pota koyduk. Bölgesel olarak bu yapılabilir. Yapıldığı zaman da üretimde de sıkıntı olmaz. Olmadığı için de bugünkü gördüğümüz fiyatlarda böyle karşımıza çıkmaz. Üretim dengesi kurulmadıktan sonra bu fiyatlar her zaman aşağıda ve yukarıda olma şansı yüksektir. Bunu korumamız için de tarım politikasının olması lazım. Ve de her çiftçinin istediği yere ekmemesi gerekir. Hükümetimizin yani devletimizin gösterdiği yerlerde ekim alanları oluşturulması lazım ve izlenilmesi lazım. Her önüne gelen bu işi yaparsa zaten o zaman bu iş kendi doğasından çıkmış oluyor. Şimdi bu iş niçin yapılıyor? Bu iş ticaret için yapılıyor. Şimdi bir üreticiyi bizim köylüyü korumamız lazım. Eğer parası olan, güçlü olan büyük firmalar bu işin içine çok fazla girerse bunların yapacağı üretim daha uygun maliyet olacağı için üretici burada eksik kalır. Bunu da korumamız lazım. Yani üreticiyi bir tarafta korumamız lazım. Bu dengeyi sağlamamız lazım. Yoksa köylerde ne insan kalır, ne üretici kalır. Kalırız tek başımıza büyük tüccarların elinde. O zaman da bu tüccarların eliyle de her türlü fiyata da mahkum kalırız. Eğer bu şekil üretim düşerse Türkiye'de, üretim düşerse bugün birçok bakliyatta dışa bağımlı olduğumuz gibi patates ve soğanda da dışa bağımlılığımız artabilir ve bugün şu an ithalata izin olmuş olsa patates ve soğan dışarıdan gelir bize. Geldiği zaman bu fiyatlar da aslında biraz dengeye düşer. Yani bunu da bizim şey yapmamız lazım, korumamız lazım bunu da. Bu dengeyi de kurmamız lazım. Şimdi hem üretime destek vermemiz lazım hem de korumamız lazım bölgesel olarak. Eğer bunu koruyamazsak yarın dışarıdan ithal etme şansımız olacak mı? Olacaktır. Çünkü soğanın bugün hallerde 5 lira, 6 lira satışı demek, marketlerde de 6-7 lira satışı demektir. Yansıması demektir. Bunun tek sebebi iklim ve hava şartları. Ekilişte bir sıkıntı yoktu. Her zamanki ekilişler oldu bu yıl. Ama bu yıl yoğun yağışlar sebebiyle ve etkili bir hastalık yüzünden verim alınamadı. Düşünün soğandan 10 ton, dekara 10 ton alınırken 1,5-2 ton, 2,5 ton civarında verimler alındı. Patatese de aynı şekilde aynı olaylar oldu. Mayıs başından itibaren Türkiye çok yoğun bir yağışlı sisteme girdi. Yağışlarla birlikte yoğun bir hastalık geldi. Hastalıktan dolayı verim alınamadı. Bu iş arz talep meselesi. Üretim az olduğundan dolayı piyasaya az ürün girdi. Az ürün girince haliyle kendiliğinden fiyatlar yükseldi. Bu kesinlikle birilerinin yapabileceği bir iş değil. Biz bundan 2 ay 3 ay önce patatesi 500 liraya 50 kuruşa satarken, soğanı 50 kuruş 60 kuruşa satarken bugün soğan 5 lira, patates 5 lira, 5 lira civarında. Bu kesinlikle kişilerin yapabileceği bir şey değil. Tamamen ürünün olup veya olmamasıyla alakalı bir durum. Kesinlikle birilerinin yaptığı bir şey değil. Stokçuların, mutokçuların işi değil. Bu piyasada söylentiler yani. Yarın bir gün iklim düzeldiği zaman bundan bir ay sonra veya iki ay sonra patatesin de soğanın da normal koşullara geleceğini düşünüyoruz. Kesinlikle öyle olacaktır yani. Bunun sebebi kışın nakliye parasıyla depo parasına patates sattık. Depodaki masraflarımızı kurtaramadık. Öyle satınca çiftçi ekmedi. Büyük tüccarlığa ekti. Büyük tüccarlığa ekince beygir gemisi gibi asılıyor. Asıldığı yerden kopuyor. Onun için yükseliyor patates. Türkiye'de patates ekimi azaldı. Zarar ettiği için azaldı. Gübre bağlı, çok bağlı. Mazot çok bağlı. Çiftçi içinden çıkamıyor. Anaş tohum çok bağlı. 1300 euroya tohum alıyor. Nereden ekecek çiftçi? Zaten aç. 4 tane inek besliyordu, onu da besleyemiyor. Patates tohumunu alamadı ki. Gübreyi alamadı ki. Neyle ekecek? Onun için yükselmeye mecbur. Büyük tüccarların eline geçti iş. Büyük tüccarlar da istediği gibi oynuyor. Bunun çözümü var. Köylüye desteklerse gübreyi, mazotu desteklerse, 6000 liraya mazot alıp da 6 ay bekletirse, 6 ay sonra bedavaya nakliye parasına satarsa nasıl düzelecek? Düzelmez ki. Evvela baştan gübre süspansiyonunu düzeltecek. Dışarıdan gelen tohumu düzeltecek. Türkiye'de tohum yetişiyor. Türkiye'de yetişen tohum olmuyor ki. Biz ekiciyiz.
Mecburi dışarıdan alıyoruz. 1400 euroya tonlu tohum alıyoruz. Bunu kaç paraya mal ediyoruz? Onun için düzelmez bu başka türlü. Evvela çiftçiyi destekleyecek. Çiftçi desteklense düzelir. Çiftçi desteklenmezse daha kötüye gider. Biz kendimiz yani gittik 3-5 sene ektik. Niğde, Nevşehir, Adana, Osmaniye neyse. Ektik, hastalık yaptık, köf vurdu falan filan. Zarar ettik hepimiz. Yani biz de daha zarara dayanamadık. Bıraktık. Ekme işini bıraktık. Geldik yerimize oturduk. Yani ilaç şişirmek için kilo yapmak ilacı basıyorlar. İşte bu ilaçlar da herhalde Avrupa'da geldi. Yani Türkiye'de öyle yok bir şey. Amerika işte tohum bağlı bir ne olmuş şöyle sahte tohum getirdiler. Olmadı. Hep bundan kaynaklı. 10 gün sonra düzelir. 10 gün sonra patates falan çıkacak. Her memlekette çıkıyor. Yani isteyelim 10 gün sonra Yavaş çıkar, Kayseri çıkar, Nevşehir çıkar, Adana biter bir Maraş çıkar. Her tarafta patates ekmişler. Bu. Başka bir şey yok.